Aslan Bey Mahallesi 7066. sokakta oturuyorum ve evim bu halde. Ben burayı alalı daha 2,5 yıl oldu. Belki 10, belki 20 defa evim bu hale gelmiştir. Ve aldığım adam hiçbir çözüm sunmuyor bana. Bu evin henüz oturma izni bile yok. Mescid olarak yaptığı yeri bana satmış parayla. Ve buranın tapusu var, yani şeyleri var, abonelikleri var, her şeyi var. Burayı belediyede mescid olarak göstermiş, sonra bana parayla satmış bu adamlar. Benim evimi kaç kere böyle su bastı, gelip doğru düzgün ilgilenmediler bile. Dün geceden beri benim evim bu halde, arıyorum, hiçbir ilgi yok. Kaski'yi aradım, Kaski geldi, bizim yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Şuraya logar kapağı koymuş güya, ortada logar kapağı yok. Kaski geliyor, logar kapağı bulamıyor. Bulamadığım logar kapağını açamam ben diyor Kaski. Ben ne yapabilirim yani, daha ne yapabilirim bilmiyorum. En son bu çareyi buldum. Sağ olsun arkadaşlar geldiler, ilgileniyorlar. Yani bilmiyorum artık, ben belediyeye de daha önce mesaj attım WhatsApp grubuna. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ben burada iki çocuğumla yaşıyorum. Ortalıkta korona diyorsunuz. Bu benim evimde olan su lağım suyu. Ben bu lağım suyunun içinde yaşıyorum. Ve ben bunu en az yani ayda bir kere yaşıyorum ben bu durumu. Benim evimi sürekli böyle su basmak zorunda mı? Ben buraya para verip aldım yani, bedava almadım kimseye, kimseden zorla almadım. Gelip ilgilenmek zorunda değiller mi? Bu durumu düzeltmek zorunda değiller mi? Henüz daha 2,5 yıllık bir binada nasıl böyle bir sorun olabilir? Ki bizim binanın her yeri su içinde. Asansör boşluğu bile su içinde. Orayı biz makinayla çekiyoruz dışarı suyunu. Ben daha ne yapabilirim bilmiyorum. Yani Bayraktar İnşaat diye bir inşaat bu. İnşaat firmasının ismini de veriyorum. Biz artık kapattık, ilgilenmiyoruz, uğraşmıyoruz diyorlar. Kapatıp kapatmadıkları ne kadar doğru bilmiyorum ama benim evimi düzeltmek zorundalar diye düşünüyorum ben. Ben burada iki çocuğumla yaşıyorum, eşim yok. Kimsesizim diye mi bana bunu yapıyorlar anlamıyorum ben. Herhalde bu kadın elinden bir şey gelmez, hiçbir şey yapamaz nasıl olsa diye düşündükleri için bana bunu yaptıklarını düşünüyorum artık. Bilmiyorum yani, daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çocuklarımla yaşam mücadelesi veriyorum ben. Birilerinin bana destek olması gerekmiyor mu bu durumda? Yani bizim toplumumuz Müslüman bir toplum ve İki çocuklu dul bir kadına destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkesin, belediyenin de herkesin destek olması gerektiğini düşünüyorum ben.